Canım penceresinden herkes saygılar sevgiler. Yedek parça fiyatlarının ikinci el otomobil tercihlerimizde oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde C segmentinde yer alan 10 modelin yedek parça fiyatlarını araştırıp sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda ise D ve E segmentinde yer alan lüks diyebileceğimiz 12 modelin yedek parça fiyatlarını araştırdık sizlerle paylaşacağız. Videomuzda yer alan modeller ağırlıklı olarak 2-3 yaşında. Bazı parçaları değiştirdikten sonra ilk videomuzda olduğu gibi 5'er parçadan oluşan 2 farklı yedek parça sepeti oluşturduk. Yedek parça fiyatlarını ise alanında uzman, online satış yapan internet siteleri üzerinden değerlendirdik. Onlarda parça bulamadığımız durumlarda yedek parçacı arkadaşlarımızdan fiyat bilgisi aldık. İlk videomuzdan farklı olarak bu videoda ağırlıklı olarak orijinal parça fiyatlarını dikkate aldık. Orijinal parça bulamadığımız durumlarda ise OEM parça fiyatlarını dikkate aldık. OEM'in açıklamasını da yapalım. Orijinal tedarikçi firmaların ürettiği parçalardır. Yani boşun bir fren bağlatısı üretmesi bir OEM parça üretimidir. Listemizin 12. ve son sırasında F30 kasa BMW 3 serisi var. 2017 model 320'de parça fiyatlarının yüksekliği bakımından listemizin son sırasında yer aldı. Şimdi parça fiyatlarının ayrıntılarına geçmeden önce BMW servisleriyle ilgili söylemek istediğim bir nokta var. BMW müşterileri genellikle orijinal yetkili servislerden aldıkları hizmetten memnundur. Bunun nedeni şimdi birçok premium markada güler yüzlü hizmet, iyi işçilik zaten veriliyor. BMW servislerinin bu noktada değerlerinden ayıran durum ise servislerin ürettikleri basit çözümlerle ya da küçük tamiratlarla müşterilerinin cebinden çıkacak paraları minimize etmeleri. Bunu bilip araştıran ve Mercedes ile BMW arasında kalan kişilerden özellikle sadece bu sebepten dolayı BMW'ye yönelen kişiler olduğunu bizzat biliyorum. Şimdi parça fiyatlarına geçecek olursak 5 parçadan oluşan bakım arıza sepetinin toplamı 12.787 lira tutuyor. Başlangıçta hatırlatmamıştık. Şu noktada bir hatırlatalım. Bu 5 parça trigger seti, ön amortisör, volant, ön fren balatası ve EGR soğutucusundan oluşuyor. Kaza sepetinin parça fiyatları ise biraz değil, oldukça yüksek çıktı. 28.540 lira çıktı. Bu yüksekliğin temelde nedeni BMW'nin farlarının fiyatlarının çok yüksek olması. Biz listemizde Orijinal servis farını almadık açıkçası. Orijinal servis farının fiyatı muhtemelen 20.000 TL'nin üzerindedir. Tek fardan bahsediyorum. Zaten ayrıntıları şurada da görebilirsiniz. Biz listemize Hella marka OEM dediğimiz orijinal yerine geçen farı dikkate aldık ve bunun fiyatı 17.737 lira. BMW 320d'nin parça fiyatları toplamı 10 parçadan oluşan parça fiyatları toplamı 41.327 lira. Tahmin ettiğiniz gibi listemizin son sıralarında genellikle premium markaların modelleri yer alıyor. Bunlardan birisi de Mercedes-Benz C serisi. C200'ün ayrıntılı fiyatlarına geçmeden önce Mercedes'le ilgili de şunu söylemek istiyorum. Bu yazın e, ortalarında 2016 model herhangi bir sorunu bulunmayan E220 d'nin ilk 50.000 km bakımı için yetkili servis 8.500 lira ücret talep etti. Hani servisin verdiği hizmet kalitesine bir şey diyemem. Mercedes'in kalitesine hiçbir şey diyemem zaten. Ama talep edilen ücretler gerçekten çok yüksek. Bunu bilmenizi isterim. 200'ün, C200'ün parça fiyatlarına geçecek olursak. Şimdi 5 parçadan oluşan bakım arıza sepetinin toplam fiyatı 10.986 lira tutuyor. Diğer sepetin, kaza sepetinin parça fiyatları toplamı ise 24.159 lira tutuyor. Ama bunu biraz yükseltebiliriz. Çünkü biz burada radyatörü internet üzerinden bulamadık. Parçacıdan yaklaşık 500 euro gibi bir fiyat aldık. 500 euroyu da 3000 lira yazdık. Hani orada biraz az yazdık. Hani kısaca C200'ün 2017 model C200'ün 10 parçadan oluşan parça fiyatları toplamına 35.500 lira gibi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Listemizin 10. sırasında Audi A6 var. A6'nın detaylı parça fiyatlarına geçmeden önce DSG şanzımanla ilgili şunu söylemek isterim. Garanti süresi sona ermiş, iyi niyet garantisi olmayan bir Audi modelinde şu an komple DSG şanzıman değiştirme durumuyla karşı karşıya kalırsanız bekleme sürenizin dışında 40 bin liranın üzerinde bir ücret talep edileceğini bilmenizi isterim. Şimdi parça fiyatlarına geçecek olursak A6'nın bakım arıza sepetindeki parçaların fiyatları toplamı 13.180 lira tuttu. Bu listemizdeki en yüksek tutar. Yani biz bu videoyu sadece bakım arıza sepeti olarak yapmış olsaydık A6 listemizin son sırasında yer alacaktı. Fakat listemizin 10. sırasında Mercedes ve BMW'nin önünde yer aldı. Bunun nedeni de o markalara nazaran kaza sepetindeki parça fiyatları toplamının biraz daha makul tutması. Kaza sepeti yaklaşık olarak 16.925 lira tuttu. 17.000 lira civarında bir rakam tuttu. Bunun ana nedeni olarak da şunu söyleyebilirim. Şimdi biz internette orijinal olarak bulduğumuz aynanın fiyatı 1137 liraydı. Bunu değiştirmedik. Olduğu gibi yazdık. Hani diğer markalara baktığımızda orijinal tek aynanın fiyatı 4000 lira seviyelerindeydi. Bunu değiştirmeden yaptığımız için A6 Mercedes ve BMW'ye nazaran bir, bir iki adım önde yer aldı. A6'nın parça fiyatları toplamı 30.105 lira tuttu. Listemizde yavaş yavaş premium modellerin dışına geldik. Bunlardan birisi de Passat. Videomuzda B8 kasa 2017 model Passat'ın yedek parça fiyatlarını araştırdık. Şimdi segmentinin lideri Passat çok güzel bir otomobil. Parça fiyatları da şu şekilde. Şimdi 5 parçalık bakım arıza sepetinin fiyatları toplamı yaklaşık 10.000 lira tutuyor. 9.918 lira tutuyor. Hani burada bu sepette volant biraz diğerlerine göre pahalı. 4.148 lira tuttu. Öte taraftan kaza sepetine bakacak olursak Passat'ın e, ön tampon, tek var, tek ayna, tek çamurluk ve radyatörden oluşan kaza sepetinin e, parça fiyatları toplamı da 12.839 lira tuttu. B8 kasa Passat için 10 parçalık yedek parça fiyatları toplamı 22.757 lira diyebiliriz. Listemizin 8. sırasında Passat'ın kuzeni Superb var. Skoda'nın fiyatları açıkçası ben de merak ediyordum bunu ama araştırmam bu anlamda benim için de faydalı oldu. Hani Superb'in fiyatları biraz daha makul, satış fiyatı olarak konuşuyorum. Parça fiyatları da açıkçası bir kademe daha makul olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bakım onarım sepetinde şimdi Passat'ın yaklaşık 10.000 lira tutmuştu. Superb'in 5 parçadan oluşan bakım onarım sepeti 6.000 lira gibi bir rakam tuttu. Kenar tarafa koyuyorum zaten onu. Şimdi Superb'in kaza paketi ise Passat'tan daha fazla tuttu. Yaklaşık olarak 15.000 liranın üzerinde bir rakam tuttu. 15.260 lira tuttu. Şimdi benim Superb'de e, tek aynasının yaklaşık 4.000 lira olduğunu söyleyebilirim. Skoda Superb'in 2017 modelinin e, 10 parçadan oluşan e, yedek parça fiyatları toplamı 21.261 lira tutuyor. Sırada Ford Mondeo var. Ford Mondeo'nun e, parça fiyatlarının toplamını söyleyeyim hemen. 21.202 lira tutuyor. Mondeo'daki bakım arıza sepeti 9.220 lira tutmuş. Hani bu Superb'den daha pahalı Passat'tan daha ucuz. E, sadece bakım arıza sepeti olarak aldığımızda. Burada da yine volant yüksek tutarlarda tutmuş. 4.700 lira gibi bir en pahalı volantlardan birisi Mondeo'ya ait. Bir de burada şunu söylemeye istiyorum. Şimdi bazı modellerde EGR valfi bulamadık. EGR valfinin yerine 3 aşağı 5 yukarı EGR soğutucusu da aynı fiyatlarda olduğunu bildiğimiz için EGR soğutucu listemize koyduk. Hani küçük bir değişiklik olabilir ama liste genel olarak gayet dengeli olduğunu söyleyebilirim. Mondeo'nun kaza sepeti toplamı da yaklaşık olarak 12.000 lira tutuyor. Yani Mondeo toplamda 21.202 lirayla listemizin 7. sırasında yer alıyor. Citroen C5 listemizin en yaşlı modellerinden biri. Çünkü en gençi 2015 model. Yani 4-5 yaşında. Videomuzdaki modeller ağırlıklı olarak 1-2 yaşındaki, en fazla 3 yaşındaki modeller. Bu anlamda C5'in biraz daha ön sıralarda olmasını beklerdim ama şöyle bir ayrıntı var. Sadece bakım arıza sepeti dikkate alındığı zaman C5 gerçekten listemizin zirvesinde çıkıyor. Çünkü 5 parçadan oluşan bakım arıza sepeti Citroen C5'te yaklaşık 4700 lira gibi bir rakam tutuyor. 4696 lira tutuyor. Öte taraftan kaza sepeti işin içine girdiği zaman C5 muhtemelen stok maliyetlerinin yüksekliğinden olsa gerek listemizin işte orta sıralarına doğru geriliyor. Şimdi 5 parçadan oluşan kaza sepetinin toplamı 16.077 lira. iki sepet birleştiği zaman C5'in 10 parçadan oluşan parça fiyatları toplamı 20.773 lira yapıyor. Burada e, tamponun fiyatını e, bilmenizi isterim. Orijinal Citroen C5 tamponunun fiyatı 4.609 lira. 2017 model 2 litre dizel otomatik Volvo S60'ın yedek parça fiyatlarını araştırdık. Ve bu model açıkçası bize biraz sürpriz yaptı. Çünkü biz e, Volvo S60'ın listemizin daha arka sıralarında olmasını bekliyorduk. Ama tahmin ettiğimizden daha ucuz fiyatlarla karşılaştık. Ama şurada söylememiz gereken birkaç ayrıntı var. Şimdi bakım sepetinin toplamı 8852 lira tutmuş. Bu düşük bir rakam değil. Hani Audi, BMW, Mercedes gibi modellerin hemen önünde yer alıyor. Bu yüksek bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Volvo S60'ı biraz daha öne taşıyan durum ise e, kaza sepetindeki parçaların düşük çıkması. Şimdi biz e, internet üzerinden yaptığımız araştırmada Volvo S60'ın orijinal tek çamurluğunu 1202 liraya bulmuşuz. Şimdi tamam buna bir şey diyemem ama Volvo'da şöyle bir durum söz konusu. Elektronik sistemlerin, sensörlerin, beyinlerin yaygın olarak kullanıldığı bir model. Bu yüzden bir kazaya karışıldığı zaman Allah etmesin Volvo sahibiyseniz hani sadece çamurluğu değiştirerek işin içinden çıkamıyorsunuz. Olası elektronik parça değişimlerinden dolayı cebinizden çok yüksek tutarlar çıkabiliyor. Bunu muhakkak aklınızdan çıkartmayın. Hani bunu bir tarafa koyarsak sadece listemizdeki parçaları dikkate aldığımızda 10 parçadan oluşan ee, Volvo'nun yedek parça sepetlerinin toplam tutarı 20.554 lira tutmuş arkadaşlar. Listemizin tek Japon otomobili Toyota Avensis. D segmentinde açık konuşmak gerekirse Japonların çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Zaten Avensis de kardeşi Corolla kadar satış rakamlarına ulaşabilmiş ya da sevilmiş bir model değil. Şimdi Toyota Avensis yedek parça fiyatları bakımından D segmentinde makul seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. 5 parçadan oluşan bakım onarım sepetinin toplam fiyatı 6.811 lira tutuyor. Hani listemizde 4. sırada ama kaza sepeti biraz daha avantajlı çıktı. Sadece bakım sepeti olmuş olsaydı biraz daha arka sıralarda olabilirdi. Avansis'in kaza sepeti toplamı ise 13.562 lira tutmuş. Toplam 10 parçadan oluşan yedek parça fiyatları toplamında Toyota Avensis 20.373 lira ile listemizin 4. sırasında yer alıyor. 2017 model B kasa yani yeni kasa 1.6 litre dizel otomatik Insignia'nın yedek parça fiyatlarını araştırdık ve açıkçası umduğumuzdan biraz daha makul seviyelerde çıktı. Listemizin 3. sırasında yer aldı. 5 parçadan oluşan bakım arıza sepetinin yedek parça fiyatları toplamı 5806 lira tuttu. Yan tarafta gördüğünüz gibi kaza sepetinin, 5 parçalık kaza sepetinin parça fiyatları toplamı ise 13743 lira tuttu. Toplamda 10 parçadan oluşan Insignia'nın parça fiyatları toplamı 19.549 lira. Opel servisleri ile ilgili hemen şunu söyleyelim. Benim bugüne kadar aldığım en kötü hizmeti Opel servisleri vermiştir. Arabanızda ne kusur olsa e, kullanıcıdan kaynaklı olduğu söylenmiştir. Oysaki ki Opel'e kronik sorunları hep kullanıcılığa mal ettirilmiştir. Bunu da bilmenizi isterim. Listemizin ikinci sıradaki ismini muhtemelen tahmin edebilirsiniz. Renault Talisman. Hani Renault D segmentinde çok başarılı modeller yapmıyor ama ülkemizde sevilen bir marka olduğu için Renault severler biraz daha lüks, daha fazla lüks istediği zaman yöneldikleri modellerden biri de Renault Talisman. Renault Talisman'ın 5 parçadan oluşan bakım arıza sepetinin toplamı yaklaşık olarak 5500 lira. Net de 5543 lira tutuyor. Bu da sadece bu sepet dikkate alındığı zaman Talisman yine listemizin ikinci sırasında yer alıyordu. Kaza sepetini de buna ekleyecek olursak Kaza sepeti toplama 13.891 lira. Yalnız kaza sepetinde şu iki parçanın fiyatlarını da söylemek istiyorum. Burada yer almıyor ama talismanın ön panjuru sadece ön panjuru nikelajlı olan ön panjurunun fiyatı 2000 lira. O kocaman büyük Renault arması ise 1000 üzerinde bir fiyata satılıyor orijinal parça olarak aldığınız zaman. Sonuç itibariyle 10 parçadan oluşan talisman parçalarının toplam fiyatı 19.434 lira ile talisman listemizin ikinci sırasında. Listemizin zirvesinde yedek parça fiyatları bakımından en ucuz olan model şaşırsa da başka bir Fransız otomobili olan Peugeot 508. 508'in yedek parça fiyatları şu şekilde. 5 parçalık bakım arıza sepeti 6476 lira. Açıkçası bu pek ucuz bir rakam değil. Hani bu dikkate alınmış olsaydı muhtemelen 508 listemizin orta sıralarında yer alırdı. 508'in kaza sepeti biraz düşük tuttu. Bunun da nedenine geleceğim. Şimdi 5 parçalı kaza sepetinin toplam fiyatı 9.041 lira tuttu. Oldukça makul seviyelerde tuttu. Bunun nedeni şu şekilde arkadaşlar. Halojen far bulabildik. Orijinal Xenofar'ı bulamadık. Halojen farın fiyatı da Peugeot 508'lerde gerçekten makul. Hani bir C segmenti far fiyatına satılıyor. 1643 lira. Listemizdeki diğer modellerin far fiyatlarına baktığımız zaman hani ortalaması 4-5 bin liralardan başlıyor. Bu anlamda Peugeot 508 büyük bir fark attı. Hani diğer rakiplerine nazaran halojen far kullanıp far fiyatının düşük olmasından dolayı listemizin zirvesinde tuttu. 10 parçadan oluşan yedek parça fiyatları toplamı ise Peugeot 508'in 15.717 lira. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Benzer araştırmaları içeren daha kaliteli videolar hazırlayabilmemiz için Lütfen beğen tuşuna basarak bizi motive ediniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.